14 Aralık 2012 tarihinde TOP ve ABD Ticaret Odası'nın imzaladığı işbirliği protokolünün ardından ekonomik ilişkilere katkı sağlamak amacıyla ABD Ticaret Odası heyeti Türkiye'ye geldi. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Miriam Brilliant'ın başkanlığındaki heyet Ankara'da TOP'u ziyaret etti. Heyet burada TOP Başkanı Rifat İsarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Partner olabilecek bir kapasite inşa etti. Bundan 11 yıl önce Amerika'dayken ortak neler yapabiliriz diye düşünmek için çok yolunu... Yemekte Hisarcıklıoğlu, ABD ile Türkiye arasındaki bundan ekonomik ilişkilerin önemi üzerine bir konuşma yaptı. 2001 yılında Türkiye Odalar Borsa Birliği Başkanı olduktan sonra 2002'de Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a Başbakanımız Ecevit'in daveti üzerine iş adamlarının başkanı olarak gelmiştim. O tarihte kriz de yeni başlamıştı bizde. Ekonomik kriz. Türkiye'nin en büyük ekonomik kriziydi. O zaman Türkiye'nin ihracatı 50 milyar doların altındaydı. Yaklaşık 35-40 milyar dolar civarındaydı. Bugünkü geldiğimiz noktaya baktığımız zaman Türkiye'nin ihracatı 155 milyar dolar gerçekleştiğini görüyoruz. Yani bundan 10 yıl önce Türkiye'nin ekonomik durumu bugünküne göre 1/3 kadardı. Ekonomimizin büyüklüğüne de baktığımız zaman 10 yıl önce bugünkünün yarısı kadardı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına baktığımız zaman bugünkü payımızın yarısı kadardı o ülkelerdeki payımız. O gün itibariyle daha çok 35-40 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'nin ihracatının içindeki en önemli ağırlık düşük teknoloji ürünler yer almaktaydı. Toplam ihracatımızın içindeki payı %40 idi o tarihte. Yani 10 yıl önce. Bugün itibariyle yani 10 yıl sonra düşük teknoloji ürünler ihracatı %30'un altına düştü. Türk ekonomisi son bu ekonomik krizle başlayan bir süreçte çok önemli bir dönüşüm süreci başlattı. Bana zaman zaman bu sürecin neresindeyiz diye sorduklarında hep Winston Churchill'in 1942'de Alman ordusunu El Alamein'deki yendiği zafer sonrasındaki konuşmayı hep hatırlıyorum. Diyor ki Churchill'e soruyorlar bu zaferle ilgili. Bu zafer bir son değildir diyor. Hatta sonun başlangıcı bile değildir. Ama bu başlangıcın sonudur diyor. Başlangıcın sonudur. Yani zaferle birlikte yeni bir durum ortaya çıkmıştı. Churchill onun altını çiziyordu. Türkiye'nin 10 yılda geldiğinde noktasında manası tam da budur aslında. Türkiye dönüşüm sürecinin de bizde yapılması gerekenleri tamamlanmış değiliz. Dönüşüm sürecinin başında ama yapılması gerekenleri yapmış değiliz. Tamamlanma sürecinin son aşamasına başlıyor falan da değiliz. Yani dönüşüm sürecinin sonuna geldik de onun aşamalarını da yapmıyoruz. Olsa olsa Türkiye'nin iktisadi, sosyal ve siyasi dönüşüm sürecinde başlangıcın sonuna gelmiş sayılabiliriz. Daha biz başlangıçtayız yani. Ben 2002 yılında Amerika'ya geldiğimde Türkiye'de enflasyon %80'ler civarındaydı. Kamu borç stoku milli gelir içindeki payına baktığımız zaman %100'lerin biraz üzerindeydi. Bankalarımızın büyük bir bölümü de batmıştı. Yaklaşık hazine yükü de 45 milyar dolar civarındaydı. Sabit kur rejimini terk edip dalgalı kur rejimine yeni geçmiştik. Ekonomik krizden daha yeni çıkmaya başlıyordu Türkiye. Sonra ne oldu? Avrupa Birliği süreci Türkiye'nin önünü açtı. Yapılan seçimlerle gelen siyasi istikrar, iktisadi kazanımlarımızı genişletti. Türkiye bir öncekine göre daha demokratik oldu. Türkiye sonraki 10 yılı son derece faydalı bir biçimde kullandı ve işe odaklandı. Ne oldu Türkiye?
İktisadi açıdan Amerika'ya partner olabilecek bir kapasite inşa etti. Bundan 11 yıl önce Amerika'dayken ortak neler yapabiliriz diye düşünmek için çok yolumuz vardı. Şimdi nerelerde hangi işleri yapabiliriz diye listeler hazırlayıp hangilerine önem versek acaba diye düşünmemiz gerekiyor. Çünkü önümüzdeki ajandamız çok. Dün o şartlar altında Türkiye ile Amerika arasında iktisadi işbirliği imkanları son derece sınırlıydı. Bugün imkanlar setimiz çok genişledi. Ama rakamlar hala tam iyileşemedi. Bu akşam yemeği bizim için çok özel. Türkiye için özel. Ve Türkiye Odalar ve Borsa Birliği için çok özel. Zira biz yıllardır Türkiye Odalar ve Borsa Birliği ve Amerikan Ticaret Odası olarak birlikte çalışmak istedik. Ki 2002 ziyaretimde Tom Donahue ile beraber US Chamber of Commerce'e Sayın Başbakanımızı misafir etmiştik. O gün bir araya geldiğimiz zaman kendisini Türkiye'ye davet etmiştim. 3 ay sonra Tom Donahue Türkiye'ye geldi. İkili ilişkilerimizden bahsettik. Geliştirmemiz lazım dedik. O günden beri bekliyorduk biz aslında. 2002'den bu tarafa. Bizleri bugüne getiren süreçte Türkiye ile ABD ilişkilerinin sorumluluğunu sadece diplomatların ve o gün de aynı şeyi söylemiştim. Türkiye ile ABD ekonomik ilişkilerini sadece bütün ilişkilerin, diplomatların, siyasilerin omuzuna yüklemenin doğru olmayacağını vurgulamıştım. İlişkilerimizin siyasi ve askeri boyutunu iktisadi ilişkilerle tamamlamak ve daha da güçlendirmek istedik. Ve bu bağlamda Türk-ABD İş Konseyimizin Türkiye kanadını güçlendirdik Türkiye olarak. Washington'da Türkiye Odalar ve Borsa Birliği'nin temsilciliğini açtık. Amerikan Büyükelçiliği ile Sayın Büyükelçimle ve ondan önceki büyükelçilerle çok yakın çalışmaya başladık. Hepsine de huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Ticaret Bakanlığı ile etkili çalışmalara başladık. Çeşitli düşünce kuruluşlarıyla Washington merkezinde yakın çalışmaya başladık. DEİK Türk-Amerikan İş Konseyi olarak ATC ile birlikte her yıl Türkiye konferansları düzenlemeye başladık Amerika'da. Diğer taraftan DEİK Türkiye yatırım konferanslarını organize etmeye başladı. Ancak Amerikalı muhatabımız Amerikan Ticaret Odası ile birlikte çalışma imkanını ancak geçen yıl yakaladık. Yani 11 yıl sonra yakaladık. Bundan da şikayetçi değiliz. Bu başlangıcı 11 yıl önce, 12 yıl önce başlamak istedik. 11 yıllık gecikmeyle başladı. Avrupa'daki etkimize baktığım zaman, Avrupa'da baktığımız zaman Türkiye olarak Avrupa'nın her ülkesiyle bir iş konseyimiz var. Amerika'da ise sadece bir tane var. Karşı counter parti yok daha hala. İnşallah biraz önce yukarıda Mayr'ın söz verdi. Sayın Babacan'la beraber Amerika ziyaretimiz sırasında 21'inde onu da basına anonsunu yapacağız. Bu halbuki Amerika'ya baktığımız zaman bugün Kuzey Carolina eyaleti bizim iş konseyimiz olan İsveç ekonomisiyle eşdeğer konumda. Yani bugün bir İsveç'te iş konseyimiz var. Kuzey Carolina'nın ekonomik verileri İsveç'le eşdeğer ancak orada yok. Amerika'da yokuz. Rhode Island bir Bulgaristan kadar baktığımız zaman ekonomik büyüklüğü. Bulgaristan'la iş konseyimiz var. Rhode Island'da hiçbir şeyimiz yok. Texas baktığımız zaman Rusya'nın iktisadi büyüklüğüyle eşdeğer. Rusya ekonomik büyüklüğü bir Rusya'ya eşdeğer. Rusya ile iş konseyimiz var. Çok yüksek çalışıyoruz. Fakat Amerika ile yok. Texas'la tabii ki yok. Ohio'ya baktığımız zaman Belçika kadar. Ohio. Belçika'da var. Ohio'da yok. İspanya'ya bakıyorum. Mississippi ile baş başa geliyor. Mississippi'de yokuz. Amerika'da yokuz. Washington eyaletindeki uçak kümelenmesinin 27 milyar dolarlık ihracatı Almanya'ya yaptığımız ihracattan fazla. İşte tıbbi cihaza gelince
Massachusetts eyaletinin 2 milyar dolarlık ihracat düzeyi İsviçre'ninki kadar. Şimdi artık Amerikan ekonomisinin çeşitliliğinin daha da farkındayız. Her eyaletin bir karşılaştırmalı üstünlüğü olduğunu biliyoruz. Dünyada ne üretiliyorsa hepsi de Amerika'da üretilebiliyor. US Chambers'ın kendi yapısıyla bize bu alanda rehberlik edeceğini de biliyoruz. Nitekim beraber çalışmaya başladık. Geçen yıl Türkiye Odalar ve Borsa Birliği ve Amerikan Ticaret Odası olarak Mayra'nın liderliğinde ve Başbakan Yardımcımız Ali Babacan'ın desteğiyle kapsamlı bir işbirliği protokolü imzaladık. Bu protokol sonrası Türkiye Odalar ve Borsa Birliği ABD Ticaret Odası olarak iktisadi ilişkilerin reel boyutuna, şirketler kesimini ilgilendiren boyutuna daha yoğun biçimde odaklanmaya başladık. Şirketler kesiminin ihtiyaçlarına TOP ve ABD Ticaret Odası olarak tek tek yaptığımız çalışmalara ilaveten müşterek adımlar ve girişimlerle hitap etmeye başladık. Bundan dolayı son derece memnunum. Başarılı çalışmalardan dolayı Amerikan Ticaret Odası'na, tabii ki başta Mayrun olmak üzere Kuş'a ve ekibine huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Kıymetli konuklar, bugüne kadar ikili ilişkiler ve üçüncü ülkelerdeki işbirliği konularında Türkiye ve ABD somut etkinlikler gerçekleştirdik. Ankara'da inşaat sektöründe işbirliği imkanlarını konuştuk Amerikan şirketleriyle. New York, Atlanta, Washington'da iş çevreleriyle Türkiye'de yatırım ortamı ve yatırım imkanlarını konuştuk. Ürdün, Mısır, Filistin, İsrail, ABD ve Türkiye iş çevreleri olarak Orta Doğu Ticaret Merkezi girişimi çerçevesinde son iki gündür İstanbul'da görüş alışverişinde bulunduk. Pazara giriş, malların dolaşımı, enerji, girişimcilik, özel ekonomik bölgeler konularında somut projeler üzerinde çalışıyoruz. Bölgeye ilişkin görüşlerimizi sizlerle pazartesi günü İstanbul'daki yemekte görüşlerimi paylaşmıştım. Önümüzdeki günler içinde faaliyet takvimimiz oldukça yoğun. Bugün ve yarın ABD iş çevreleri heyeti başta Sayın Başbakan Yardımcımız Babacan olmak üzere bakanlarımız ve müsteşarlarımız da görüşecek. Bu akşam yemeğimizde ikili görüşmeler açısından verimli olacağını da düşünüyorum. Önümüzdeki hafta ABD Ticaret Odası ve Birliğimiz Sayın Başbakan Yardımcımızı Washington'da ağırlayacak. ABD iş çevreleriyle Sayın Başbakan Yardımcımız bir araya gelecek. Kurban Bayramı'nın hemen sonrasında, bayram sonrasında Los Angeles, San Francisco, Seattle ve Chicago'da Türkiye Yatırım Haftası ikinci tur etkinliklerini yapacağız. Başbakan Yardımcımız Sayın Babacan bu programda bizimle birlikte olacak, ABD iş çevreleriyle bir araya geleceğiz. Türkiye'yi ve Türkiye'deki iş yapma ortamını anlatacağız. Etkinliklerimize 2014 yılında da devam edeceğiz. ABD iş çevrelerinin Türkiye'nin daha fazla konuşulmasını ve iktisadi ilişkilerimize derinlik kazandırmayı amaçlıyoruz. Diğer taraftan ABD Dışişleri Bakanlığı ile başarıyla yürüttüğümüz iki proje götürüyoruz. Küresel Girişimcilik Programı ve Yeni Başlangıç İçin Ortaklar Programı'nı beraber götürüyoruz. Her iki girişimde aslında ilişkilerin derinleşmesi açısından somut platformlar oluşturmaktadır. Toplumun farklı kesimlerini ilişkilere dahil etmekteyiz bu iki platformda. Üzerinde çalıştığımız konular arasında Türkiye-ABD ilişkilerinin iktisadi boyutunu kapsayan karşılıklı ticaret, karşılıklı yatırım, turizm, girişimcilik, know-how transferi ve üçüncü ülkelerde işbirliği gibi çok geniş bir yelpaze var. Gelişecek ve derinleşecek işbirliğiyle Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerin gelişimi iki ülkeye de çok şey kazandıracak. Türkiye iktisadi dönüşümünden dolayı buradan faydalanacak. Türkiye'nin 2023 vizyonunu daha anlamlı olacak bizim için. Türkiye bugüne kadar iktisadi dönüşüm sürecinde Avrupa Birliği ile ilişkilerinden çok faydalandı. Dış ticaretin daha çok AB ile yaptı. Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırımlara baktığımız zaman ağırlıklı olarak %85 civarında
Avrupa Birliği ülkelerinden geldiğini görüyoruz. Değerli misafirler, Türkiye ekonomisi 80'lerin başında merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın başlattığı piyasa ekonomisine geçiş sürecini son 10 yıllık dönemde yakalanan ivmeyle artık tamamlamıştır. Ben Türkiye'nin giderek daha açık bir toplum haline gelmesinin, ülkede sivil toplumun zenginleşip çeşitlenmesinin ve demokrasinin zenginleşmesinin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye ekonomisine baktığımızda 2009-2010 yıllarında %9'a yaklaşan büyüme oranlarından sonra aşırı sızan ekonomiye tedbir olarak kontrollü bir yavaşlama sürecine girmiştik. 2012'de %2.2 büyüdük. 2013'te ancak %3 civarında olmasını bekliyoruz. Türkiye ekonomisinin yapısal duruşu sağlamdır. Kamu maliyesi, reel sektör ve bankacılık sistemi açısından tüm Avrupa kıtasında en iyi durumda olan birkaç ülkeden bir tanesi Türkiye'dir. Bunların sayesinde Türkiye olarak finansal piyasalardaki günlük gelişmelere değil, uzun vadeli hedeflerimize odaklanmış durumdayız. Bakın, sadece bu sene toplam proje büyüklüğü 40 milyar avroyu geçen 5 büyük altyapı projesi başlattık. 2 tane nükleer santral, İstanbul'da 3. havalimanı ve İstanbul Boğazı'nda 3. köprü, İstanbul-İzmir otoyolu, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattı. Önümüzdeki ay bir diğer büyük projenin açılışını yapacağız. Manş Denizi'ndeki Euro Tünel benzeri bir demiryolu projesiyle Avrupa-Asya kıtaları birbirine bağlanacak. Avrasya Tüneli olarak isimlendirilen tünel, Asya ve Avrupa kıtalarını İstanbul Boğazı'nın altından karayoluyla birleştirmektedir. Tünelin temeli de 26 Şubat 2011'de atılmıştı. Bu yıl ayrıca Türk özel sektörü olarak hem üretim hem ihracat hem de istihdamda geçen senenin üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz. Değerli dostlarım, küresel ekonomideki gelişmeler G20 sürecinin bundan böyle daha da önemli olduğunu göstermektedir. Küresel yönetişimde yeni bir işbirliği mekanizmasını geliştirmek gerekmektedir. Küresel sistemin sağlıklı işleyişi açısından küresel ekonomik politikaları koordinasyonu daha sağlıklı bir mutabakata bağlanmalıdır. Bu çerçevedeki görüşlerimizi B20, G20'ye paralel olarak düzenlenen B20 platformlarında gündeme getiriyoruz. Türk iş dünyası olarak yakından takip ettiğimiz çok önemli bir süreç de var. ABD ve AB arasındaki Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması. Küresel ticareti doğrudan etkileme potansiyeli olan önemli bir gelişmedir bu. Aslında devrim niteliğinde ticari hayat, dünya ticaretinde devrim niteliğindeki bir gelişme. Ki Amerika bunun bir bacağını da Pasifik'le beraber götürmekte. Bu anlaşmalar tamamlandığında dünyanın en büyük serbest bölgesi oluşacak. Dünyanın sadece Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki oluşacak bu serbest bölgeyle beraber dünya milli gelirinin %47'si, küresel doğrudan yatırımların da %70'i tek bir ekonomik blokta toplanmış olacak. Düşünebiliyor musunuz? Müthiş bir dev. Müzakereleri yakından bizde Türkiye olarak, Türk iş dünyası olarak müzakereleri yakından takip etmek istiyoruz. AB ve ABD arasındaki müzakereler Türkiye'yi doğrudan ilgilendirmektedir. Gümrük Birliği'nin oluşturduğu teknik çerçeve bu etkiyi kaçınılmaz hale getirmektedir Türkiye için. Türkiye'nin toplam dış ticaretinin %46'sını da biz AB ve ABD ile yapıyoruz. Yani toplam dış ticaretimizin %46'sı AB ve ABD. Otomatikman buradaki gelişmeler Türk ekonomisinde can damarından etkileyecek bir noktada. Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırımlarının %85'inden yukarıda bir fazlası AB ve ABD'den geliyor.
Aynı şekilde Türkiye'nin yurt dışına yaptığı doğrudan yatırımların %78'i AB ve ABD'de. Yani bizim yapmış olduğumuz yurt dışına yatırımların %78'i Avrupa Birliği'nde ve ABD'de. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi AB ve ABD arasındaki transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı anlaşmasından doğrudan etkilenecektir. İki tarafta dost ve müttefik ülke. O açıdan Türkiye'nin bu süreçte yer almasını önemsiyoruz, önem veriyoruz. Eğer ABD için, AB için Türkiye dost ve müttefik ülke ise Türkiye'nin bu işin içinde olması olmazsa olmazı. Türkiye ABD serbest ticaret anlaşması için başlattığımız ortak çalışma ve işbirliğinin transatlantik ticaret ve yatırım ortaklığı sürecine Türkiye'nin dahil olmasını destek sağlamasını bekliyoruz. Konuşmasında Türkiye'de iki günde 9 bakanlık tarafından kabul edildiklerini ifade eden Brilliant, Ankara'da iki gündür gerçekten şımartılıyoruz dedi. Of course it looks a little different today. The White House, in case you can't see it.